Peki, Turgay Demir, Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim? Benim. Evet. Yani sevdiğim, sevdiği Performans. yanlış söylüyorum. Performansı Perotti. İşte Perotti ile ilgili bir haber geliyor şimdi ekranlara. E benim sabah biliyor muydun? <laughs> evet, tabii ki biliyordum. <laughs> evet. Sabah gazetesinin 19. sayfasını ekranlara getirelim. E, Perotti'nin Fenerbahçe'ye transfer sürecindeki ilginç Detayı Sabah Spor açıklıyor. Volkan Demir'in özel haberi bir kez daha Perotti Turgay Demir'in gözüne girecek şüphesiz. Roma'da yaşadığı uzun sakatlıklar sebebiyle kendisine şüpheyle bakılmasından rahatsız olan Arjantin Yalız, Selahattin Varki eline şu sözlerle rahatlattı. Ben oynamaya geliyorum, garanti ücretimi düşük, maç başı ücretimi yüksek tutun, sıkıntı yaşamayın. Helal olsun. Abu Bakan'ın yaptığını yapmış. Bir kez daha gözüne girdi değil mi? Şimdi ben Kanica'da bir oyuncu vardı Arjantin'de. Kanica. Sarı saçlı fırtına gibi kanat oyuncusu. Biz o zaman fotospor gazetek onu buraya getirmiştik. Yani 90 yılında Türkiye'ye getirmiştik. Dönemin efsane oyuncusu. Beni büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Şu anlamda. E, i̇nanılmaz insanıydı. Bütün tavırları, konuşmaları yardımseverliği falan. Şimdi Perotti'de Arjantin'de olunca şaşılmadım. Hakikaten Messi'nin de yaptığı yardımları görüyoruz. Demek ki sağlam karakter. E, biz boşuna sevmeyiz ama ben onun dışında adamın yeteneğinin farkındayım. E, sağdaki görüntüsünün farkındayım. Ben samimiyetle söylüyorum. Bak, Kaliteli futbolcuyu güvenirim. tanırım diyorsun. tanırım bir de sana bir şey söyleyeyim. İlk dört görüntü izledim. Ulan dedim acaba Perot'ta yanıldık mı bu penaltı dedim. Nasıl attı kendini falan. Öyle görüyorsun. görüntü. Öbür görüntüyü görünce hani şey gibi sevindim ya öyle söyleyeyim rahatladım yani. Yine e, bir detay haber e, ama günün ilginç hikayelerinden biri. İşte o golün hikayesi diye sabah gazetesinde yine 19. sayfada altta kutu haber şeklinde ha, güzel okuyucularla buluşmuş. Mert Hakan Yandaş'ın 11 başta ilk maçta attığı golün sırrı ortaya çıktı diyor gazete. E, hemen bakalım o sır neymiş? Emre Belezoğlu ve Caner Erkin maçtan bir gün önce otelde Mert Hakan Yandaş'a bu maçta gol atacaksın ihtiyaç sahibi birine sadaka ver diyerek hem destek oldular hem de şaka oldu, takıldılar. 26 yaşındaki Mert Hakan otel önünde gördüğü yaşlı bir adamı sevindirdi ve gol perdesini açan isim oldu demiş Sabah Gazetesi. İlginç hikaye. Ben hikaye dün Böyle sosyal de Sosyal medyada çok Aygün Özüpek'ten, yediğin hakkını iyi de verelim. Oradan okuduğum için bana göre onun haberidir. Sosyal medyada Twitter'da Aygün Özüpek'ten okudum. Ee, güzel hikaye. Ee, bir şeyin hikayesi varsa hikayesi varsa hem daha çok etkiliyor insanları. Bir de durduk yere Emre Belezoğlu gelip ya da orada detaylar var. Sadık gelip sana evet. gol atacaksın demiyor. Hissi kalbilerle vuku diye bir şey vardır hissi kalbel vuku. Bunu yaşamışlar. Yani işte ne doğmuş. Hı hı. Abdala malum olur. Abdala malum evet. olmuş. Ve o çocuk da bir defa pozitife dönmüş maçtan önce. Covid'den değil ama şeyden. E, hava olarak. Güvendiği Emre abi söyle söylüyor. Takım arkadaşı öyle söylüyor. Gördü öyle söylüyor. Sadaka da verince manevi olarak da yaptığını hissediyor. Diyor ki ve Yaradan bulunca gol oluyor. Yani motivasyon futbolda çok önemlidir. Tabii ki. Çok önemlidir. Ve maneviyat. Peki sabah gazetesinde yine Yusuf Yazıcı ile ilgili bir haber dikkat çekiyor. Ki dün akşam Yusuf Yazıcı ile futbol resitali sundu. 23 yaşındaki milli oyuncumuz Lil'in Fransa Lig 1'de Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta gözlerin pasını sildi. 2 gol atıp. Bir de asist yaparak yıldızlaştı Turgay Demir. Fransız basını Yusuf'u kuyuya attı. Yusuf oradan Mısır'a Sultan oldu. Helal olsun sana. Hakikaten 3 maç 8 gol, 2 asist, 9 gol, 2 asist yeteneğini de herkesin gözüne sokmaya başladı. Dolayısıyla Türk diyerek ya yanlış mı yaptık diye konuşan, yazan, çizen Fransızlar oraya bir sürü Türk geldi beyler. Iyi i̇zleyin Tabii. bakın Burhan'ı da izleyin, Zekisini de Yusuf'unu da. Çok büyük ilgisi var Fransız basınının. Şimdi var tabii ilk başlarda işte yok sakat yok bilmem neydi. Evet. Dolayısıyla bizim Hakan'ımız da değerlidir. Mesut'umuz da değerlidir. Burak'ımız da değerlidir. Futbolu sadece siz oynamıyorsunuz. Bizim oyuncularımız doğru sistem içinde başarılı olurlar. Bizde sistem yok sıkıntımız o. Bizde o kadar başarılı olamıyorlar. O yüzden alnından öpüyorum Yusuf'u ve yolun açık olduğunu görüyorum. İnşallah çok daha büyük hedeflere koşacak kardeşim. Ve gelelim bugünün kapanış... Pardon dün beğendiğim hakem de Yusuf'la beraber bize o dünya şampiyonası, dünya liseler arası şampiyonası hediyesi. Orada da maç yönetmiş bu hakem. Orada çıkmış piyasaya. Yusuf'la beraber. Yusuf da orada piyasa, dünya liseler arası şampiyonada çıktı ortaya. Dün Trabzon-Başak Erzurum maçını yöneten hakem de o turnuva da çıkmış. Buradan hakem kardeşimi de kutluyorum. Sabah gazetesinin 16. sayfasını ekranlara getirelim. Kayseri'ye Covid-11 başlığı atılmış. Bugün 3 puan arayacak olan Fatih Terim mecburi revizyona gidecek. 5 oyuncusu virüse yakalanan, 5 futbolcusu da sakat olan Galatasaray'da 11 değişiyor. Defans'ta Donklin Sarahçı, orta sahada Ömer ve Emrak Baba ileride ise Cagni olacak demiş. Bir yandan bizlerin hazırladığı muhtemel 11'i de editörümüz Mecid'den ve yönetmenimiz Güven'den rica edelim ekranlara getirelim. Ee, ama bu milyara Galatasaray'a yaradı diyemiyoruz. Şimdi bu bu konuşmaları futbol oylandığını da çok konuşacağız, yapacağız. Niye biliyor hı hı. musun? Çünkü dünya bir belayla uğraşıyor. Ve bazı insanlar yani 7 milyar dünyalının bir bölümü, 80 milyon Türk'ün bir bölümü umursamazca sanki birileri onlara maske takmayın bu işi umursamayın diye para vermiş gibi davranıyorlar. Tamam mı? O yüzden de milyaraya denk gelecek. Bay kaldığın haftaya denk gelecek. bu sıkıntı herkes yaşayacak. Beşiktaş'ta yaşıyor. Galatasaray'da yaşıyor. Erzurum'da yaşadı. Bunlara hemen bak şimdi Galatasaray'ın kadrosuna. Şu anda kadro ekranda mı? Bana Allah aşkına söyle. Şu savunmada zaten oynamayan yok. Donk Don, haricinde. Evet. Değil mi? Fatih ya da Okan birisi oynuyordu. Saratçı oynuyor, Lines oynuyor hatta sol oynadı, sağ bek oynadı. Marka oynuyor, bir tek Donk. E donk da defalarca oynadı orada. Yani geçen sezonlarda oynadı. Geldik Taylan. Bir sıkıntı yok. Emre Akbaba. Hiç oyuncun olmaz orada. Belanda Belanda varken bile ben Emre'yi kullanırım. Bir sıkıntı yok. Fegül'üm var. Emre Kılıç'ım var. Şurada bir eksiğim var. Ömer. Ve Arda. E geçen sen Arda yokken Ömer oynadı orada. Evet. Yani Burada semt Emrah eksik... Baba o ikinci sakatlıktan sonra e, istenen seviyeye yine gelebilecek mi sence? Okumaç var mı? Öyle bir var tabii ki. Emre çok kaliteli bir oyuncu. Emre ben Emre ile Belen de arasında bütün tercih Emre'den yana kullanır. Bir defa genç gençlerden. Ve formaya e, aidiyet hissederek oynuyor. Hı hı. O yüzden e, Emre burada Jagnes'in senin e, arızan diyelim. E, o da bu formayı şimdi almışken bana bu formayı verin, ben burada oynamaya layıkım demek istiyorsa zamanı bugünkü maç. Burada da diyemiyorsa İsa'da Kayseri maçta bunu yapamazsa bir daha forma göremez. Yani Galatasaray'ın yaşadığı bütün sıkıntıya rağmen e, soru işareti koyacağımız bir tek santiforu var. Şimdi gel buraya Beşiktaş, Covid geçirmiş Neciple oynadı. Evet. Antrenman tek eksiğini Antrenman, antrenman ekseni falan geç, bir de yerinde olmadı devşirmen Neciple oynadı. Lalin'den sol kanat hoca diyor oynattım doğru ama Lalin geçen sene de sağ kanat oynadı mesela. Eski Beşiktaş'a geldiğinde. Sol kanat sağ ayaklı adam oynadı. Bu çok önemli bir şey. Artı Necip Covid geçirmiş. Antrenman eksiği var. Yerinde oynamıyor. Sağ bekin kim? Dorukan. Kaç defa oynadı? Hiç. Bu senin böyle bir dezavantajın yok. Fenerbahçe maçında da al duruma düştü. Evet. Senin böyle bir dezavantajın yok. Böyle bir dezavantaj. Yani Galatasaray'ın kadrosunun kalitesini ben buradan söylüyorum. Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok. Hatta ciddi konuşalım. Trabzon'da böyle bir lüksü yok. Başakşehir'de var, Galatasaray'da var, Fenerbahçe'de var bu Fenerbahçe geniş kadro. Fenerbahçe'yi ilk sıraya yazarız. İlk sıra beş, Fenerbahçe tabii ki. Ama arkasından Başakşehir, Galatasaray gelir. Ve şu kadroyu eksik diyemezsin. Kağıt üzerinde diyemezsin ama performansının çok uzun anda bir jagneden bahsedersin Turgay abi. Elbette. En yani, büyük sıkıntı o. Evet. En büyük sıkıntı Mesela... Bugün Galatasaray'ın elinde Arda olsa bence Cagney ile oynamaz Fatih Hala Coros daha oynardı. taraftarlar soruyor. Acaba Olcan'ı tercih eder mi? Böyle bir sürpriz yapar mı Olcan Çağlayan sürprizi Fatih Özel'e? Yani Cagney'i bugün gördükten sonra bugün beğenmezse bir daha Cagney Olcan'ı izler. Böyle bir durumda benzer bir durumda Olcan'ı izler. Benim demek istediğim şu burada Arda Turan elinde olsaydı Fatih Hoca bu maçı Santu Forsuz oynardı. Muhtemelen Arda'yı en önünde kullanırdı. Santu oynardı. Dolayısıyla e, bugün yine de Cagney dışında çok büyük eksikliğimiz. Buna karşılık Kayseri Spor bir türlü isim üstüne gelmedi. Hocası değişti. Samet Hoca geldi ki çok tecrübeli bir teknik adam. Oyuncuları iyi motive eden. Rakibi iyi analiz eden. Maçın içinde alanını, adamını iyi savunan, iyi evet. savunan bir teknik adam.